Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı kenar bağıntıları konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bir ABC üçgenin iç açıları arasında A ile B'nin toplamı 100 ile 140 arasında olduğuna göre C açısının alabileceği en büyük tavsiye değer ile en küçük tavsiye değer arasındaki fark nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada biz neyi biliyoruz? A artı B artı C açısının 180 olduğunu biliyoruz. Bana burada A artı B'yi vermişler. C'yi soruyorlar. O zaman A artı B'yi ben C'li bir şekilde yazabilir miyim? Evet. Nedir? O da 180 eksi C'dir. Gel burada yerine yaz. Yani 100 derece küçüktür. 180 eksi C. A artı B yerine 180 eksi C'yi yazıyorum bakın. O da küçüktür. 140 yaptı. Arkadaşlar denklemden ne çıkartıyoruz? 180 çıkartıyoruz. O zaman burası eksi 80 küçüktür. Eksi C o da küçüktür. Ne oluyor arkadaşlar? Eksi 40 yaptı. Eksiyle çarptığımız zaman ne oluyor? Eşitsizlik yön değiştiriyordu. Ya da direkt C'yi buradan 40 ile 80 arasında diye söyleyebiliriz. En küçük tam sayı değer 41. En büyük tam sayı değer 79. Bizden ne isteniyor? 79 ile 41 arasındaki fark isteniyor arkadaşlar. O da kaç yapıyor gençler? 38 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki ABC kağıtı şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt şekil 2'deki gibi ad doğrusu boyunca katlandığında katlamalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Eski haline geri getiriyoruz. Hoppala cuppala şöyle eski haline geri getirdik. Önceden burası kaç dereceydi? 50 dereceydi. Katladığında burası da 50 oluyor mu? Oluyor. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hemen gösteriyoruz burada. Ve hocam buradaki açılarda üst üste biniyor. Bunları da gösteriyoruz. Gösterdik. Tamam. Ve soruda da burası 30 derece verilmişti. E burada bunu kullanalım. İki iç açının toplam bir dış açı olduğundan burası kaç derece olur? 20 derece olur. Hocam burası 20 ise 180'e tamamlıyor burası. Ne kaldı buraya? 160 kaldı. Yani 80 80 yaptı. 50 80 daha 130 buraya 30 derece 130 130 buraya 50 derece kaldı. O zaman burası da 50 derece oldu. Tamam. Açıları yazdık. Hatta burada bir ikiz kenarlık çıktı. 50'ye 50, 50 ikizkenarlık. Hocam 50'ye 50. Burada da böyle bir x kenar çıktı. Şurası da b diye yazalım. Buna göre ad ile de birbirine eşittir demiş. Ad ile de birbirine eşit. Doğru mu arkadaşlar? Kesinlikle doğru. Sonra ad büyüktür dc demiş. Ad ile DC'yi incelerken ben o zaman şu üçgende inceleyeceğim. Çünkü e, bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılıydı. Dolayısıyla bu üçgende inceleyecek olursak burada ad'yi gören kaç derece arkadaşlar? Ad'yi gören 30 derece. Hocam ad'yi gören 30 derece. Dc'yi gören kaç derece? 50 derece. Maalesef ama maalesef 30 derece 50 dereceden, dereceden küçük olduğu için AD küçüktür DC olmalıydı. Bu yanlış. ADE açısı 80 derece demiş. ADE açısı da 80 derece olduğu doğru. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 çıktı. Yani cevap denizli oldu. 8, 12 ve 3x 5 verilmiş. Öncelikle ne yapacağız? Üçgen eşitliğini uygulayacağız. Uygulayalım bakalım. 3x 5 ne ile ne arasında arkadaşlar? toplamlarıyla farkları arasında. 12 eksi 8 4'tür. 12 artı 8 20'dir. Hocam her iki tarafa 5 ekleyelim. Burası 9 mu yapıyor? Evet 9 küçüktür 3x o da küçüktür 25 yaptı. 3'e böldüğümüz zaman da burası 25 bölü 3 hatta 25 bölü 3 8.2 gibi bir şey değil mi arkadaşlar? Yani x 3 ile 8.2 arasında bir şey çıktı. Bir de burada bir şey vermişler. BAC açısı. Arkadaşlar BAC açısı ABC açısından neymiş? Küçükmüş. O zaman BAC'nin karşısındaki 12 değer küçüktür. Bu açının karşısındaki 3x eksi 5'ten. Eksi 5 attık öbür tarafa 17 küçüktür 3x'ten. 17 bölü 3 küçüktür x yaptı arkadaşım. Bu 6.1 gibi bir şey mi? Evet 6.1 gibi bir şey. Yani 6.1 küçüktür x diye bir şey bulduk. Arkadaşlar aralığa bakalım şimdi. Bu buradaki aralık bulduk. Bir de buradaki aralık bulduk. Arkadaşlar 3 ile 8.2 arasındaydı. Bir de x 6.1'den küçük. O zaman her ikisini birden düşünecek olursak x neden küçüktür? 6.1'den küçüktür. Neden büyüktür? 3'ten büyüktür. 3 ile 6.1 arasında olacak. Kaç tam sayı değer vardı? 4, 5 ve 6 değerini alır. Yani 3 değer birden alır. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Yukarıdaki şekilde BD bir tam sayı ise CD X'in en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bizden. Şimdi ne diyor burada? Bak BD bir tam sayı diyor. Arkadaşlar buranın bir kere X'in en büyük değerini bulmak için öncelikle buranın en büyük değerini bulmalıyım. Burası da tam sayı dediğine göre öncelikle Y'yi bir araya alayım. Toplamlarıyla farklar arasında 1 ile 9 arasında Y yerine ben 8 yazabilirim. Dikkat edin tam sayı demeseydi 8 değil de ne yazacaktım? 8.999 yazacak. Hatta ben sınır noktası yazıyorum. 9 diye yazıyordum arkadaşlar. Neyse ben buranın en büyük değerini yazayım ki x'in de en büyük değerini bulayım. E burada da bir üçgen eşitliği uygularsam x de ne ile ne arasında arkadaşlar? 1 ile kaç arasında? 15 arasında. Çünkü 8 7 ile 8 artı 7 arasında olacak. O zaman x'in en büyük tam sayı değeri ne olacaktır arkadaşlar? 14 olacaktır. Yani cevabımız Cihan çıktı. Yukarıdaki verilere göre CDX'in en büyük tam sayı değeri nedir? Bak bir önceki soruyla aradaki farkı anladınız herhalde. Öncelikle buranın en büyük değerini bulmalıyım ama burası hakkında herhangi bir tam sayı değer gibi bir ifade var mı? Yok. O zaman burada ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben bunu bulmaya çalışacağım. Şu ikisi en büyüğünü bulmaya çalışacağım. Hocam bu y değeri diyecek olursam üçgen yapabilirim ama gerek yok. Toplam üst sınır lazım bana. Toplamlarından küçük olacak değil mi? Hocam toplamlarından küçük olacak. Toplamlar 9 ya. 9'dan küçük. 8 sakın yazmayın. Tam sayı demediği sürece sınır noktasını yazın. Bu dediğimi unutmayın. Ne yazacağız hocam? 9. Yani burası 9'dan küçük bir değer. Sınır noktasını yazdık. İstersen da yazabilirsin ama sınır noktasını yazmak en mantıklı. E o zaman burada da x ne olacak arkadaşlar? Şu ikisinin toplamından küçük olmayacak mı? Yani burası 16'dan küçük olacak. E 16'tan küçük değer en büyük değer nedir? 15'tir. Tam sayı olmasıyla tam sayı olmaması arasındaki farkı anladınız mı gençler? Bir önceki soruda tam sayıydı. Şimdi cevap 14 çıkmıştı değil mi? Ee, 14 mi çıktı? 13 mü çıktı? Hatırlamıyorum. 14 çıkmıştı ama şimdi ne çıktı arkadaşlar? Cevabımız 15 çıktı. Yani cevap balı kesir oldu. Yukarıdaki verilere göre CDX'in alabileceği en küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor. Arkadaşlar Burada bakın şimdi. Burada tam sayı olma şartı var mı? Yok. O zaman oraya bir şey yazmaya çalışacağız. Ama en küçük değeri mi yazacağız? Bak en küçük değeri yazarsan. Hocam burası en alt sınır. Birden büyük. Birden büyük yazarsan toplamlarıyla farklar arasında değer yapacaksın. Burada değil mi? Ama sen burada en küçükte en büyük tek gibi bir mantık üretmek biraz sıkıntılı oluyor. Sen ilk etapta buraya düşünmelisin bence. Buradaki x'in en küçük değerini bulman için ne yapman lazım? Hocam şuradaki 7 ile buradaki değerin arasındaki y değeri arasındaki farkın en küçük olmasını istersin. E o zaman sen 7 ile y'nin farkının en küçük olması için ne seçersin y'yi? Hocam 7 seçerim burayı. 7 seçilebiliyor mu diye şurada da bakarsın. Seçilemiyorsa da 7'ye yakın en... E, ye, 7'ye en yakın değeri seçerek burada işlem yaparsın. Bunu da unutma. Arkadaşlar y yerine ben 7 yazabilirim. Çünkü niye? Y'nin aralığı 1 ile 9 arasında. 7 değerini alır mı? Alır. E o zaman x ne olacaktır? X 7 değerini yazdığımız zaman y yerine hocam 0 ile 14 arasında olacak. O zaman x'in en küçük değeri kaç oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Güzel bir soru. 3 tane soru ardarda arda her şeyi özetliyor gibi bir şey arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre CDX'in en büyük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar büyük ihtimal siz şöyle yapıyorsunuz. Hocam buraya Y diyeyim. Eyvallah. Tamam. Y'nin aralığını bulurum hocam. Y'nin aralığı nedir? Büyük üçgende ne ile ne arasında arkadaşlar? Ee, büyük üçgende hocam 8 artı 9 ile 8 eksi 9 arasında ya, ya da 9 eksi 8 arasında. 1 ile 17 arasında. Sen burada X'in aralığını bulmak için düşüneceksin. En büyük değerini bulmak için. Ha hocam ben o zaman burada Y yerine ne yazarım? 16 yazarım dersin. Değil mi? 16 yazarım dersin. Ama hocam Y'de tam sayı olma şartı var mı? Yok. O zaman ben buraya 17 yazarım dersin hatta. Peki de. Vay süper gidiyorum dersin ondan sonra kendi kendine. 17'den küçük. Sen buraya 17'den küçük değer yazarsın. X de hocam şu ikisinin toplamından ne olacak? Bu ikisinin toplamından küçük olacak. Yani 17 artı 6 kaç yapıyor? 23 yapıyor. 23'ten küçük ne yapar arkadaşlar? Burası 23'ten küçük olacak. Cevap 22 dersin. Olmaz. Niye? Çünkü sen burada arkadaşım y yerine 17'den küçük bir değer yazarsan bu x dışarıya taşabilir. Arkadaşlar üçgen içinde bir nokta olduğu zaman şuna dikkat edeceksiniz. Neye dikkat edeceksiniz? O yüzden bunu siliyorum arkadaşlar. Bakın bilerek yanlış çözüyorum ben bazen soruları. Olayı anlayın diye. Siz bu hataları yapıyorsunuz. Yapmayın lütfen. Arkadaşlar üçgen içinde bir nokta alındığı zaman şuna dikkat edeceksiniz. Hocam şu ikisinin toplamı neydi? Bu ikisinin toplamı x artı 6 ne ile ne arasındaydı arkadaşlar? İşte burası y ile 8 artı 9 arasındaydı. E o zaman bizden zaten en büyük değeri isteniyor. x artı 6 küçüktür 17 olduğundan x de küçüktür kaç yapacaktır? 11 yapacaktır. E x küçüktür 11 ise x'in en büyük tam sayı değeri ne oluyor? 10. x 10 olursa bu D noktası içeride kalır. Biraz önceki gibi 17 ile bir şey 17 küsürlü bir şey yazarsanız x dışarıda olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü D noktası ABC üçgenin iç bölgesinde herhangi bir nokta diyor bize. Dikkat edin lütfen. Yaptığınız hataları da burada göstermek e, göstererek yapıyorum ki olayın mantığını iyice kavrayın. Cevabımız böylelikle Edremit çıktı. Bir ABC üçgeninde A açısı büyüktür B açısı ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar A açısı büyüktür B açısıysa Açılarla kenarlar doğru orantılıdır. Yani A büyüktür B diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Ee, yardımcı elemanlarla da açılar ters orantılı olurdu. O zaman VA küçüktür VB olacaktır arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Aynı şekilde HA küçüktür HB olacaktır. Doğru mu? Yanlış. Yanlış olan şık C şık arkadaşlar. Neyse devam edelim. HA küçüktür HB demiş. Evet doğru. NA aynı şekilde a açı, açı ortay demek N'de. E, bu yükseklik demek bu da kenar ortay demektir. N A küçüktür. N B olacaktır arkadaşlar. Bu da doğru mu? Doğru. Yani cevabımız böylelikle C.Han çıktı. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere burada bir üçgen eşitliği yapacak mıyız? Yapacağız. Değil mi? Yapalım o zaman. x ne 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 arasında? Farkları 3 toplamları 21. Tamam. E hocam buradaki dik üçgeni adam bize niye verdi? Bir dik üçgende hipotenüs dik kenardan daha büyük değil midir? Evet. E o zaman x 10'dan büyük olacak. Arkadaşlar elimize iki tane değer var. Bir bu bir de bu. Yani bu değerleri inceleyecek olursak x hem 3 ile 21 arasında hem de 10'dan büyük. İkisine birden bakacak olursak x ne ile ne arasında oluyor arkadaşlar? İkisine birden bakacak olursak 10 ile 21 arasında oluyor. Kaç farklı değer oluyor? 21 eksi 10 eksi bir tane değer oluyor arkadaşlar. O da 10 yapıyor cevabımız arkadaşlar. Yani cevabımız Balıkesir oldu. D noktası 3, ABC üçgenin iç bölgesinde herhangi bir nokta demiş. Arkadaşlar D noktası burada herhangi bir bölge e, herhangi bir bölge yani üçgen içindeki herhangi bir nokta ise hemen şunu diyeceğiz. Şu ikisinin toplamı y artı 10 ne diyeceğiz arkadaşlar? Toplamlarıyla farklı. B kesime yarar belki yaramaz bilmiyorum ama iç bölgede bir nokta gördüğümüz zaman bunu diyeceğiz mutlaka e, ee, direkt x ile ne arasındadır arkadaşlar? 9 artı 12 arasındadır. 9 artı 12 arasındadır. Yani y artı 10 n ile ne arasında? x ve 9 artı 12 ne oluyor arkadaşlar? 9 artı 12 de 21 yapıyor. O zaman ben buradan şuraya bakacak olursam y küçüktür 11 mi yaptı arkadaşlar? Evet. E zaten y küçüktür 11. Tamam. Bunu bulduk. Bir iki işime yarar belki yaramaz. Bilmiyorum. Devam edelim soruya. Hocam Burada x ile ilgili bir şey var. x ile ilgili bir şey var. Buradaki dik üçgene bakacak olursak x bir kere nedir arkadaşlar? x kesinlikle ama kesinlikle 10'dan büyüktür. Niye? Bir dik üçgende hipotenüs dik kenardan büyük olacağı için. Başka? E hocam x ile ilgili bir de üçgen eşitliği yazabilirim ben. Toplamları ile farklar arasında 3 ile 21 arasında. E tamam bunu da yazdık. Bakın bulduğumuz değerler. Beni y'ye ilgilendirmiyor galiba. Bulduğumuz değer bu. Bulduğumuz değer bu. Bir de bulduğumuz değer bu. Başka bir şey var mı? Ekstra bir şey aslında yine verilmiş. 90 derece var arkadaşlar. Şurada bir boynuz mu dersiniz? Bu merak mı dersiniz? Ne derseniz deyin. O var gençler. Genelde ekstralar verildiğinde genişlik ya da darlık oluyor dememiş miydik? Evet. E o zaman burada acaba şey mi? Bakın şu açının şu açının ve şu açının toplamı 90 ya. Üçünün toplamı 90 ise bu açı dar açıdır. O zaman dar açı kuralını da burada uygulamak zorundayız. Yani x'in karesi küçüktür. 9'un karesi artı 12'nin karesi. Hatta 9, 12, 15 x küçüktür 15 geldi. Yani ben buradan bu değeri de buldum arkadaşlar. Bulduğum aralıklara bakacağım arkadaşlar. Bulduğum aralıklar ne? 10'dan büyük. 21 ile 3 arasında bir de 15'ten küçük. Arkadaşlar x ne olacaktır o zaman? Üst sınıra bakıyorum. 15'ten küçük 21'den küçük. 15'i yazıyorum. Alt sınıra bakıyorum. Alt sınırda şuraya baktığın zaman arkadaşlar 10'dan büyük 3'ten büyük onu yazıyorum. Demek ki 10 ile 15 arasında kaç değer vardır? 11, 12, 13 ve 14 deyip 4 farklı değer olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Edremit çıktı. Burada e, şu hikayeyi kullanmadık olsun önemli değil. Bunu da yazalım ki belki bu bilgiyi de kullandırıcı bir bilgi çıkabilir diye şey yapmıştık. Böyle bir soru gördüğünüz zaman siz de yazın ne olur ne olmaz arkadaşlar. Tamam. Evet cevap Edremit oldu. E noktası ABC üçgen iç bölgesinde herhangi bir nokta ise AE artı ED toplamının en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? A 5 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden burası 13 oldu. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Evet, çiz o zaman bir muhteşem işte. Hop çizdin. Ne oldu o zaman? Eşit oldu. Hocam 13 ise burası 6.5. Burası da 6.5. Burası da ne oldu? 6.5 oldu. E noktası herhangi bir yerde ya. Hocam sen belki şöyle düşünebilirsin. E noktası hocaman, hocam o zaman hocam şu üçgen içinde bir bölgede bir nokta oldu diye düşünebilirsin. Doğru. Düşünmeye devam et. O zaman e noktası buradaysa senin AE artı ED toplamı ne olmak zorunda? Şu buçuktan büyük olmak zorunda ve şu ikisinin toplamından da ne olmak zorunda? 12 artı buçuktan da küçük olmak zorunda. Peki hocam buradaki E noktasını ben sol tarafta düşünsem hop böyle olur. O zaman şuna göre bakacaksın ama en büyük değerini bulurken buradaki değer en büyük değer oluyor. Hiç bu sol tarafı düşünmeme gerek kalmadı. En küçük değerinde bir sıkıntı var mı? Ae artı ED toplamı altı büyük dedik biz. Peki ya E noktası burada olursa Ae artı ED altı buçuk değerini de alabiliyor mu? Alabiliyor arkadaşlar. Dikkat edin, üçgen içinde bir nokta çünkü bu. E o yüzden burada altı eşitlik oldu. Hocam 12 artı altı eşitlik olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü üçgen içinde bir nokta diyor. C noktası üçgenin üzerindeki bir nokta arkadaşlar. Eğer ABC üçgenin üzerinde de demiş olsaydı o zaman Ae artı Ac artı C ya E noktasını C'de gibi düşünseydik x'in toplamına da eşit olabilirdi. Ama üçgenin içinde oluyor mu C noktası? Olmuyor. İç bölgesinde olacağı için burada eşitlik koymayacağız. E burada bana buradaki buçuklukta eşitlik olması çok fazla soruda ilgilendirmiyor aslında ama soruyu tam anlamıyla anlatmak istedim aslında size. Çünkü A'ya artı E'de toplamının bizden en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı isteniyor. Hocam en küçük tam sayı değeri 6.5'tan büyük 7 değeri vardır. E 18.5'tan küçük 18 değeri vardır. Topladığımız zaman da kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? Cevabımız 25 yaptı. Yani bu sorumuzun cevabı akçay oldu arkadaşlar. ABC bir üçgen BAC küçük 90 derece. Yani şuradaki açıyı 90 dereceden küçük vermişler arkadaşlar. BD ile DC arasında bir ilişki var. BD K iken burası 5K verilmiş bize. Arkadaşlar hemen onu da yazalım şöyle. Burası K iken burası da 5K. Sonra 6 var 18 var. A X'in en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Büyük ihtimal şöyle yaparsınız. Hocam 6 K'yı üçgen esili uygularız. Değil mi? Sonra K'yı bulduk daha sonra bir burada üçgen esili bir burada üçgen esili yapıp bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeyim. Biz genelde açı kenar bağıntılarında iki tane bilinmeyene girmemeye çalışırız. Toplamları ya da farkları sorulmadığı sürece. Mesela ne demek istiyorum? Şöyle bir üçgen sorulur. Verilir. Şurası x olur. Burası y olur. Bunun çevresinin minimum değeri nedir? Çevre minimum değeri sorulduğunda biz o zaman üçgen uygulayabiliriz. Nasıl mı? Üçgen üstlüğü uygulayacak olursak 6 araya aldığımızda toplamlarıyla farkları arasında yani buradan x artı y ile x eksi y arasında. Bak çevre değerinde ne isteniyor bizden? x artı y artı 6 isteniyor. Yani x artı y değeri isteniyor ya. Bak x artı y de en küçük tam sayı değeri nedir? 7'dir. O zaman 7 alt daha kaç çıkar? 13 çıkar arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi iki bilinmeyenlerde toplamları soruluyorsa yapabiliriz. Ya da farkları soruluyorsa yapabiliriz. Ama diğer türlü burada iki bilinmeyene toplamları ya da farkları sorulmadığı sürece iki bilinmeyene girmemeyi tercih edin. Şimdi burada ne yapacağız hocam? Size bir bilgi daha vereyim. Daha öncesinde yaptığınız şey aslında bu. Hocam şöyle bir eşitlik varsa. Şöyle bir eşitlik varsa ne yapıyorduk arkadaşlar biz? Hocam orta taban çiziyorduk. Nasıl? Ya buraya paralel ya da buraya paralel çiziyorduk değil mi? Yani bir paralel atıyorduk. Orta taban benzerliğin bir alt yapısıdır zaten. İşte burada bir 2 oran vardır. Şunlar birbirine eşittir deyip işlemimizi yaptık zaten daha önceki sorularda. Peki hocam burada oran varsa ne yapacağız? Oran olduğunda da yine aynı şekilde oranlamanın olduğu yeri kullanacaksın. Oran varsa benzerlik vardır. E benzerliği nasıl çizeceğiz hocam? Yine orta tabandaki gibi oranlamanın olduğu yere kalemini koy paralel çiz. Ya buraya paralel çiz ya buraya paralel çiz. İstediğin yere paralel çizebilirsin. Hiç fark etmez ben buraya çizdim. E paraleli çizince hocam paralellikte temel rantıyı ortaokuldan beri biliyoruz. Ya aslında burada benzerlik var hocam. Niye benzerlikten soru soruyorsunuz diye sorabilirsiniz. Valla ben burada bu, bunun sorulmasına çok karşı değilim. Niye? Çünkü açı kenar bağıntıları konusundayız. Bir bütünlüğün bozulmaması lazım. Benzerlikte de sorulabilir. Eyvallah. Ama 8. sınıfta itibaren böyle şeyi biliyorsunuz ya temel orantı falan biliyorsunuz ya. O yüzden burada böyle sorular çıktığında bilmek lazım. Ha benzerlikten sonra bu tür soruları daha rahat yapabilirsiniz. O ayrı bir konu. Arkadaşlar ama anlatırken anlamamazlık olmaz büyük ihtimalle. Şimdi şuraya baktığımız zaman 1'e 5 oran var. E temel orantıda koldan kola geçişte direkt 1'e 5 yazabilirsiniz. Yani A ise buraya 5A e ya yazabilirsiniz. Aslında nasıl yazıyorduk? Şunun şunu oranı bunun bunu oranı şeklinde yazıyorduk ama kolaylık olması bakımından direkt 1'e 5 varsa koldan kola geçiyorum 1'e 5 vardır. E 6 A eşittir. 6 ise A'yı buradan 1 buluruz. Yani burası 5 çıktı arkadaşlar. Burası kaç çıktı? 1 çıktı. Peki şuradaki değeri bulacağız. B değerini bulalım. B değerini bulurken de mecburuz böyle temel orantı uygulamaya. Uygulayalım. Hocam K bölü tamamı 6 K. neye eşittir? B bölü 18'e. B bölü 18'e eşit olduğundan dolayı B de buradan ne çıkıyor? 18 bölü 6'dan 3 çıkıyor. Evet burası 3 çıktı arkadaşlar. E sonra ne yapacağız arkadaşım? Şurada bir üçgen uygularsak sonra biter mi? Bakalım biter mi? Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman B'yi kaç bulduk dedik? 3 bulduk. 3 niye böyle oldu? 3 şöyle olsun. ha. Şurayı bir 3 diye göstereyim arkadaşlar. Şurayı bir daha şöyle karalayayım. Evet. Üçgen uygulayacak olursak. Belki de uygulamamıza gerek yok ama olsun. Yine hepsini göstereyim ben x toplamlarıyla farkları arasında 5 eksi 3 ile 5 artı 3 arasında 2 küçüktür x küçüktür 8 oldu mu? Oldu hocam. E o zaman x'in en küçük tam sayı değeri 3 mu arkadaşlar? ah değil. Dikkat. Niye? Sana verilen bir bilgiyi kullanmadın kardeşim. Ne verilmiş sana? 90'dan küçük. Hocam burası dar açı. 90'dan küçük. E hocam burası da o zaman dar açı. Aynı açı çünkü. Yöndeşlikten dolayı bu açıyla bu açı eşit. E o zaman burası da dar. E o zaman buradaki açı ne olacak arkadaşım? Geniş. Yani sen burada bir geniş açı formülünü de uygulayacaksın. Yani geniş açının karşısındaki kenarın karesi. X'in karesi büyüktür. Diğer kenarların kareleri toplamı. 3'ün karesi artı 5'in karesi olduğundan dolayı. 9 artı 25 34 mü? X kare büyüktür 34. 5 değeri sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. 25 büyüktür 34 sağlanmadı. 6 sağlanıyor mu? 36 büyüktür 34 sağlanıyor. Dolayısıyla X büyük eşittir 6. 6 ve 6'tan büyük değerler olacak arkadaşlar. E ben aralıklarını ne bulmuştum? Alttan büyük eşit ve şu bulmuştum ama en küçük değeri isteniyor. Direkt cevap alt diyebiliriz ama ben tam aralığı size yazayım isterseniz yine de. Hocam buradan ve buradan aralık ne geldi? X'in aralığına bakıyorum. Üst sınır 8. Başka var mı? Yok. Alt sınır 2'den büyük bir de alttan büyük eşit olacak. Burası da 6 olacak ama altta eşitlik de var. O zaman bunun en küçük değeri de ne çıkıyor arkadaşlar? 6 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu.